Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu hürmetlerim ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bir önceki sohbetimizi canlı gerçekleştiremedik. Benim programlarım nedeniyle oldu. Bugün inşallah canlı olarak karşınızdayım. Hemen konuya girmek istiyorum çünkü ele alacağımız konu ve zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü benim konuşmamın arkasından çok değerli bir meslektaşımın konuşması programı olacağını söyledi Ahmet Bey, Hayır hocamızın. Süreyi iyi değerlendirmek bakımından hemen müsaadenizle konuya gireceğim. En son yapmış olduğumuz konuşmamızda Kur'an-ı Kerim'in tarihselliği ve evrenselliği ve bunun günümüzle olan ilişkisi üzerinden ve zekat örneğini ele alarak üzerinde durmuştum. Bu çerçevede örneği genel hatlarıyla siz değerli izleyenlere sunduktan sonra artık konunun hermenötik boyutuna geçmemiz gerektiğini söylemiştim ve bugün Kur'an hermenötiği bir sohbetimizi yapmaya çalışacağım. Bunu biraz açmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü ilk yapmış olduğumuz sohbetlerimizi hatırlayacak olursanız İslami ilimlerde anlam sorunuyla başladık. Ve İslami ilimlerde anlamanın ne tür problemleri ve sorunları olduğundan daha sonra Kur'an'ın evrensellik ve tarihselliği üzerine yapılan tartışmaları ele alıp bu konu ne anlama geliyoru belirlemeye çalıştık. Ve Kur'an'ın anlaşılmasının tarihselliği ve evrenselliği konusu bizi zorunlu olarak hermenötik konusuna getirdi. Şayet biz bu yapmış olduğumuz konuşmaların arkasından Kur'an hermenötiği gibi bir dizi sohbeti yapmamış olsaydık, yapmış olduğumuz daha önceki sohbetler önemli ölçüde eksik kalacaktı. Hem bu eksikliği gidermesi bakımından hem de asıl amacımız olan Kur'an'ın günümüzde anlaşılmasının ne anlama geldiğini belirlemek açısından yapacağımız bu konuşmaların son derece önemli olduğuna inanıyorum. Umarım siz değerli izleyenlerim ve dinleyenlerim de beğenirler ve önemini takdir ederler. Hemen konu başlığımızı belirleyerek devam etmek istiyorum. Konumuz Kur'an'ın hermeneutiği. Kur'an hermeneutiği. Kur'an hermeneutiği üzerine konuşacağız. Tabii burada önemli olan kavramımız hermeneutik kavramı. Doğal olarak biz de öncelikle hermeneutik sözcüğünden başlamamız gerekiyor ve onun anlamının üzerinde biraz durduktan sonra başlığımızın Kur'an hermeneutiğinin ne anlama geldiğini bunun üzerinden daha rahat olarak konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hermeneutik sözcüğünü aynı zamanda tabii bir kavram olarak anlamını görebilmemiz açısından bir kıyaslama yapmayı düşünüyorum. Bu kıyaslamayla onun anlamının daha sizler için netleşeceği kanaatindeyim. Hermeneutik söz konusu olduğunda bunu üç disiplinle ilişkilendirerek ele almamızda son derece yarar var. Biri din, diğeri felsefe, üçüncüsü de hermeneutin kendisi. Bu üç önemli disiplinin anlamının yanında hermeneutin hangi anlama geldiğini belirlemek son derece önemli. Konu din olduğunda hiç kuşkusuz bizim
aklımızda tutmamız gereken şey imandır. Çünkü din kendisini iman üzerine temellendirir. Konu felsefe olduğunda felsefe her zaman bilmeyi amaçladığı için bilgiyi hedefler ve felsefenin hedefi amacı bilmektir. Bilmek ister ve ana zemini de bilgidir. Din, iman, felsefe bilgi zemini üzerinde temellendiğine göre hermönetiği yazabiliriz. Hermönetik de anlama üzerinedir. Hermönetiğin zemini ise anlamadır. Demek ki din, felsefe ve hermönetik olarak üç farklı disiplinden söz ettiğimizde dinin imanla, felsefenin bilgiyle, hermönetiğin de anlamayla temellendiğini tespit etmek son derece önem arz ediyor. Çünkü hermönetik her ne kadar felsefe ile doğrudan ilişkisi olsa da bir felsefe olmaktan daha öte bir anlama edimidir ve bir anlama faaliyetidir. Dolayısıyla birazdan da detaylı bir biçimde üzerinde duracağım üzere hermönetik dediğimizde bunun bizde çağrıştırması gereken anlamı anlamak faaliyeti ve anlamadır. Adından ve adının anlam ile olan ilişkisinden başladıktan hemen sonra bu anlamını nasıl kazandığına biraz tarihçesine kısaca değinmek istiyorum. Hermönetik dediğimizde her zaman onu mitolojik bir şahsiyet olan Hermes'le ilgilendirir konunun uzmanları. Biz de öyle yapalım. Konunun Hermes'le bir ilişkisi var. Çünkü Hermes mitolojik bir şahsiyet olarak Tanrı elçisidir ve Tanrı'nın mesajlarını insanlara ulaştırır ve Tanrı'ya ait mesajın insanlar tarafından anlaşılmasını mümkün kılar ve anlaşılacak dile çevirir ve insanların bu mesajı anlamasını sağlar. Hermes geleneğinde ki biz buna tüm hermetik gelenek, aynı zamanda mistik, diğer bir adıyla da gnostik gelenek dediğimiz tüm aydınlanmacı geleneğin tamamıyla ilişkilendirerek hermönetiğin Hermes üzerinden ilişkisini kurduğumuzda bunun bir aydınlanma olduğunu, anlama meselesinin aslında bir aydınlanma olduğunu tespit etmek önemlidir. Hermönetikte anlama aslında bir aydınlanmadır. Birazdan da üzerinde duracağım üzere o sadece bir lafzın ya da bir metnin literal olarak ne anlama geldiğini anlamak değil, tam anlamıyla bir aydınlanmak, bir efendim aydınlığa kavuşmak anlamına gelir ki bu yönüyle de hermönetik doğrudan doğruya kendisini felsefeden ve dinden ayırt eden, ayrı bir yere konumlandıran bir alan olarak karşımıza çıkar. Tabiatıyla hermönetiği anlama üzerinden ve Hermes'le ilişkisinden hareketle aydınlanmaya bağladığımızda bunun doğası gereği öznel olduğunu belirlememiz son derece önemli. Demek ki hermönetik öznel bir faaliyettir ve kişiye özeldir ve hermönetik topluluk halinde, cemaat halinde icra edilecek bir faaliyet değildir. Bu nedenle konunun çok değerli uzmanı Burhanettin Tatar Üstad'ın o özlü tanımıyla söyleyecek olursak hermönetik her akıllı insanın gerçekleştirmiş olduğu bir anlama ediminden ibarettir. Şimdi böyle olduğunda anlamanın bir öznelliğine, kişiye özel olduğuna efendim dikkat çekmemiz son derece önem arz etmektedir. Hermönetiğin öznel olmasını ve bir aydınlanmayla ilişkisi olmasını belirledikten sonra belki de üzerinde durmam gereken hermönetikle ilgili olarak diğer bir husus anlamın dereceleridir. Bizim geleneğimizde özellikle
felsefe ve mantıkçılarımızın üzerinde ısrarla durdukları anlamın derecelerine ilişkin hususu hermeneutiğin anlamına yönelik yapmış olduğum bu mukaddime konuşmasında ele almamda fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer bir lafız konuşan ya da yazar, metnin sahibi yazar, bu lafızla bir anlamı kastediyorsa, yani lafız ile kast bir araya gelirse buradan anlam çıkar. Lafız ile kastedilen anlamdır. Bir, iki. Lafızdan anlaşılan mefhumdur. Ki bu lafızdan anlaşılan mefhum hemen hemen edebi tüm faaliyetleri de kapsayan bir genişliğe sahip olduğunu ifade etmemiz gerekir ki bunların hepsinin aralarında derece farkının olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Anlam, mefhum. Üçüncüsü, bir lafzın olgusal olarak nesnel objeler dünyasında bir karşılığı varsa, nesnel karşılığı söz konusu ise, bu nesnel karşılığa hakikat diyoruz. Eğer bu lafız herhangi bir şeyin ne olduğunu, neliğini ortaya koyuyorsa, o şeyin neliğini belirtiyorsa, buna mahiyet. Müsaadenizle biraz tahtayı yukarı almak istiyorum. Buna mahiyet diyoruz. Son olarak bu lafız bir şeyi diğerlerinden ayırt ediyorsa buna da hüviyet denir. Evet. Demek ki anlamak üzere karşımızda duran bir lafzın manası itibariyle karşımızda beş düzeyin olduğunu, anlam, mefhum, hakikat, mahiyet ve hüviyet olmak üzere bunların farklılıklar şeklinde karşımızda durduğunu görebilmekteyiz. Şimdi bütün bunların tamamı birlikte bir hermenötiktir ve anlama dediğimizde bunların bütününü birlikte kavramaktan söz ediyoruz. Bunları tabii teorik olarak şu anda söylemiş olduğum bu ifadeleri ilerleyen dakikalarda ve önümüzdeki haftalarda, bu konu çünkü birkaç hafta sürecek bir konu, örnekleri üzerinden ele aldığımda çok daha iyi anlaşılacağını, çok daha iyi kavranacağını umut ediyorum. Dolayısıyla şimdi tekrar konu başlığımıza yukarıya yeniden dönecek olursak, bizim ele almış olduğumuz konunun Kur'an hermeneutiği konusunda hermeneutik sözcüğünün din ve felsefe alanlarından farklılığını anlama üzerinden ele aldık. Tarihçesi itibariyle mitolojik şahsiyet olan Hermes'le ilişkisine çok kısaca değindim. Ama asıl olan çağdaş sosyal bilimlerde hermeneutiğin hemen hemen sadece din, felsefe alanı değil, aynı zamanda sanat, edebiyat, bütün alanları da kapsayan çok geniş alanda karşılık bulduğunu söyleyecek olursak, hermeneutiğin oldukça farklı ekollerinden de söz etmemiz gerekecek. Dolayısıyla hermeneutik ekoller söz konusudur. Tabii biz bu noktada yapmış olduğumuz sohbetin amacı, içeriği, efendim hacmi itibariyle bu hermeneutik ekollerden detaylı bir biçimde söz etme imkanımız yok. Çok kısaca konumu ilgilendiren yönüyle değinmek istiyorum. Schleiermacher'la Maher'la genel olarak başlatılan teolojik hermeneutik, yani dinin yorumlanmasına yönelik, felsefi manada dinin yorumlanmasına yönelik hermeneutik etkinliğin giderek hemen hemen
edebi metinlerde de her türlü metinlerin anlaşılmasında da kullanılmaya başladığını ve bu ekolleri eğer iki ana gruba ayıracaksak hermenötikte yöntem arayışını benimseyen ve anlamayı bir yöntem üzerinden gerçekleştirmeyi düşünen hermenötik filozoflar, hermenötikçi filozoflar ile hermenötikte yönteme karşı çıkan anlamanın bir yöntemi olamaz. Çünkü anlam öznel bir şeydir konuşmuştuk. Öznel olanın yöntemi olmaz. Genelleyemediğiniz bir şeyi yönteme bağlayamazsınız. Dolayısıyla hermenötik yöntemden öte bir şeydir. Yöntemi aşkındır. Yöntemin sınırları içerisine konulamaz diyen daha sonraki büyük bu konudaki hermenötik geleneğin ustaları başta Derrida olmak üzere birazdan konunun bağlamı içinde ele almayı düşündüğüm noktalarda bu isimler üzerinde ayrıca duracağım. Dolayısıyla ekolleri hermenötikte bir yöntem arayışı içinde olan başta Wilhelm Dilthey gibi yöntem arzusu içinde olanlar ve yöntemi kabul etmeyen Gadamer gibi Derrida gibi bunu daha öznel bağlamda bir konumlandıran konunun uzmanlarını dikkate alacak olursak burada söylemeye çalıştığım şey hermenötiğe dair okumalara girdiğinizde özellikle hermenötik ekollerin anlamın nerede aranacağı, anlamın nerede bulunacağı, anlamın ne anlama geldiği, neyi anladığımızda bu anlamın doğru bir anlam olduğuna ilişkin çok farklı yaklaşımlar ve ekoller olduğunu gördüğümüzde genel olarak hermenötik sorun bağlamında söylüyorum. Buradan bir nihilizme doğru bir kayışın adeta bir anlamsızlığa ve anlamın buharlaşmasına ve yok olmasına doğru bir gidişin olduğu görülebilmektedir. Hermenötik okumaların en problemli yanlarından biri de belki de budur. Bu problemin farkında olan biri olarak bu sunumu yapıyorum, bu konuşmayı yapıyorum ve konuyu Kur'an'ın anlaşılmasına bağlayacağıma göre benim hermenötik tüm ekollerin anlamı bulmada ve kavramadaki o birbirinden epeyce farklı ve ayrışımlar içeren konumlanmalarına rağmen ben hermenötiğin bütünü üzerinden, bütün ekollerden süzülerek elde edilebilecek temel bazı esasların Kur'an'ın anlaşılmasında Kur'an hermenötiği olarak yararlanmamız gereken, üzerinde durmamız gereken çok önemli bir konu olduğu kanaatindeyim. Umarım bu konuşmalarımız ve sohbetlerimiz devam ettiğinde ve sonuna geldiğimizde siz de bana bir nebze katılacaksınız diye umuyorum. Umarım bu konuda yanılmam. Dolayısıyla bütün ekolleri itibariyle hermenötik bir anlam arayışıdır. Bir anlam keşfidir. Bir aydınlanma arayışı, bir aydınlanma keşfidir diyebiliriz. Hele hele konuyu özellikle Martin Heidegger ve Gadamer üzerinden anlamın ontolojik, varlıksal boyutuna bağlayacak olursak hermenötik adeta insanın kendi varoluşunun anlamını araması, varoluşunun karşılığını bulmaya çalışması, bir anlamda varlığın ne anlama geldiğinin keşfine çıkılmış bir yolculuk olarak ifade edebileceğimiz hermenötik, bu manada insanın ne olduğunu insana bildirme mesajı olan Kur'an'ın herhalde bu hermenötikle çok yakından ilgisinin olması gerektiğini takdir edersiniz diye düşünüyorum. Çok kısaca hermenötiğin bu bağlamda anlamına, tarihçesine ve kısmen ekollerine ve ekol farklılıklarının yansımalarına
değindim ki bu özlü girişim, bu özlü değinmem bugünkü ve daha sonraki konuşmalarımın içerisinde detaylanacak, detaylandıracağım ve bu girişime de sürekli atıfta bulunarak size hatırlatmada bulunacağım inşallah. Şimdi biz tam da bu konuya geçiş yaptığımızda kaldığımız yere doğru yeniden dönecek olursak, Kur'an ile daha önceki yapmış olduğum konuşmaları da hatırlarsanız mushaf arasında bir ayrım yapmıştım. Şimdi bu ayrım bizim bugünkü başlayacağımız konuşmamız açısından son derece önem arz etmektedir. Kur'an dediğimizde bundan bizim 610 tarihiyle 632 tarihleri arasında Hazreti Muhammed'e indirilen vahyin kastedildiğini daha önce de söylemiştim. Dolayısıyla Kur'an hermeneutiği dediğimizde bunun birincil anlamı, buradan kastettiğimiz bu başlıktan, şu başlıktan kastetmiş olduğum birinci anlam, bu indirilen vahyin anlamıdır. Dolayısıyla Kur'an hermeneutiği dediğimizde Kur'an'ı 610 tarihiyle 632 tarihleri arasında Hazreti Peygamber'e peyderpey inmiş 23 yıllık zaman içerisinde zaman zaman peyderpey pasajlar halinde inmiş olan bir vahiy olduğunu belirledik daha önce de. Bunun üzerinden konuştuğumuzda bu vahyin bir söz olduğunu, bir hitap olduğunu ve bu hitabın ve sözün Hazreti Peygamber'in tebliğ ile gerçekleşmiş olduğunu da belirtmiştik. Şimdi tam da burada vahyin söz ve hitap oluşu üzerinden Kur'an hermeneutiğinde belirlememiz gereken çok temel ilkeler var. Bir, vahiy sözdür. İki, vahiy tebliğ edilmiştir. Üç, vahyin muhatapları vardır. Dört, vahyin bir kültürel dili var. Buna Arapça diyoruz. Vahyin bir kültürel dili var. Ve beş, vahyin tarihsel bağlamı var. Şimdi değerli izleyenler, Kur'an hermeneutiği dediğimizde bu beş temel unsur, bu beş temel esas Kur'an vahyinin anlamının ortaya çıkmasının zorunlu koşuludur. Bunlardan herhangi birisinin eksikliğinde biz Kur'an hermeneutiğinden ve onun anlamından söz edemeyiz. Dolayısıyla bu beş unsur zorunlu olarak bu asr-ı saadette vahyin indiği şu süreçlerin her birerlerinde ayrı ayrı gerçekleşmiştir. Diyelim ki Hazreti Peygamber'e 23 yıla yakın bir süreç içerisinde bine yakın pasaj indi, vahiy pasajı indi. Şimdi bine yakın indirilen pasajın her biri şu beş unsurla birlikte gerçekleşiyor. Vahiy bir söz olarak tebliğ ediliyor. Peygamber bunu yapıyor tebliğ. Muhatapları var. Bu muhataplar ister inanan ister inanmayan olsun fark etmez. Onun bir kültürel ortamı, kültürel dili var. Vahyin tarihsel bağlamı Mekke'dir, Medine'dir vesaire var. Bunların birlikteliğinden oluşan bir anlamı var vahyin ve buna Kur'an hermeneutiği diyoruz. Ve bu anlam bu beş unsurun birlikte olduğunda gerçekleşen, tahakkuk eden bir anlamdır. Öyleyse Kur'an hermeneutiği dediğimizde Kur'an'ın anlamı onun indiği vahiy ortamında bu beş unsurla birlikte gerçekleşmektedir. Ve dikkat buyurunuz, burada bir
Tek anlamlılık vardır. Tek anlam söz konusudur. Çünkü vahiy, ilahi maksat, kasıt, bakın burada da kasıttan söz ettiğim anlamdan, şurada kasıt, Allah bir vahiy indiriyor. Onunla bir kastı var, bir mesajı var. Bu mesajı vermek istiyor. Bu mesajı Hazreti Peygamber tebliğ ettiğinde şu unsurlarla birlikte bu gerçekleşiyor ve dolayısıyla vahyin Kur'an hermeneutiği olarak asr-ı saadetteki anlamı tek anlamdır, nesneldir. Bu nedenle daha önceki konuşmalarımda, sohbetlerimde de ısrarla altını çizdim. Vahyin bir anlam ve anlaşılma sorunu söz konusu değildir. Bu kesinlikle efendim akılda tutulması gereken en temel ilkedir. Kur'an hermeneutiği açısından da bu önem arz ediyor. Şimdi ben bunun üzerinde neden ısrarla duruyorum? Çünkü şunun üzerinde şu nedenle ısrarla duruyorum. Biraz sonra aşağıya bu musafı alacağım ve bizim Kur'an hermeneutiği olarak yapacağımız derslerin aslında mushaf hermeneutiği olduğuna dikkatinizi çekeceğim. Yani Kur'an hermeneutiğini konuştuk. Kur'an'ın evrenselliği, tarihselliği bağlamı üzerinden konuştuk ve daha önce İslami ilimlerde anlam problemini ele aldığımda da bu konunun üzerinde kısmen durdum. Ve umuyorum bunların tamamını dinleyenler açısından netleşmiştir ki Allah Resulü'nün tebliğ ettiği vahyin muhataplar açısından bir anlam ve anlaşılma problemi söz konusu değildir. Peki söz konusu olan problem nerede ortaya çıkıyor? Şimdi bunu tahtayı biraz aşağıya aldıktan sonra ele almamız gerekecek. Ve bunun için de Kur'an ile Mushaf'ın farklılığını gösterecek bir şemayı size müsaadenizle çizmem gerekiyor. 610 ve 632 tarihleri arasında vahiy, bu tarihler arasında muhataplarla buluştuğunda ve muhataplar ile vahyin anlam ve mesajı gerçekleştirdiğinde buna Kur'an diyoruz. Bu Kur'an Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabe döneminde, sahabe daha hayattayken yazılı bir metne dönüşecek. Yazılı bir metin olacak. Şimdi bu yazılı metne dönüştüğünde neyin olduğunu belirlemek istiyorum. Kur'an sahabe döneminde mushaf haline gelecek. Peki Kur'an mushaf haline geldiğinde ne olur? Bunu şimdi bir bir yazarak netleştirelim. Ve Kur'an hermeneutiği konuşmalarımızın neden bir mushaf hermeneutiği olmak zorunda olduğunu da netleştirmiş olalım. Birincisi, artık mushaf yazılı bir metindir. Yazılı bir metindir. Vahyin yazıyla kayda geçirilmiş olan metinlerinin bir araya toplanılmış halidir ve yazılı bir metindir. İki, Kur'an'ın anlamını oluşturan 5 unsurdan yoksundur. Evet. Bu ikinci maddemiz son derece önemli değerli izleyenler. Ben de müsaadenizle bu ikinci maddeyi netleştirerek onu burayla, Kur'an'la bağlantısını kuracağım ve yüksek müsaadenizle bu ikinci maddenin üzerinde biraz durmak istiyorum. Kur'an'ın anlamını oluşturan 5 unsurdan mushafın yoksun olması demek, Kur'an'ın bu 5 unsurla gerçekleşmiş olan asr-ı saadetteki anlamını
kaybetmesi demektir. Bu son derece önemli bir şey. Bundan sonraki konuşmalarımızın üzerinde duracağım en önemli hususlardan biri budur. Ve yukarıda bu süreçte 5 unsurla birlikte Kur'an'ın anlamının ortaya çıkışından söz ederken burada anlamın tek oluşundan söz etmiştim. Kur'an yazılı bir metin olarak ve onun anlamını belirleyen bu 5 unsurdan da yoksun hale geldiğinde bu ikinci madde artık Mushaf'ı çok anlamlı hale getirir. Bu temel fark, değerli izleyenler, konumuz açısından en temel fark, en temel husustur. Bunun akılda tutulmasını istirham ediyorum. Dolayısıyla Kur'an ile Mushaf arasındaki en belirgin farkın tek anlamdan çok anlamlılığa olan böyle bir geçişin ortaya çıkması, geçen haftalardaki yapmış olduğum sohbetin birinde adını aldım. Thomas Bauer'in bir temel iddiasına burada yeniden değinmekte fayda görüyorum. Şimdi Türkçemize mübhemlik kültürü diye çevrilen, çok değerli eseri, bu öneminin yanında bir de önemli, bana göre hata içermektedir. Thomas Bauer'e göre vahiy zaten çok anlamlı inmiştir. O hatalı olarak özellikle İbnül Cezeri'nin kıraat ilmine dair yazmış olduğu çok değerli eserinden hareketle yapmış olduğu çıkarımlarda anladığı, vahyin zaten Asr-ı Saadet'te de çok anlamlı indiğini, dolayısıyla 7 harf üzerine Kur'an'ın indirildiği rivayetinden de hareket ederek Kur'an'ın zaten Asr-ı Saadet'te de çok anlamlı olduğunu, başından beri vahiy çok anlamlı olarak inmiştir ifadesinin kabul edilemez bir iddia olduğunu, savunulamaz bir iddia olduğunu, kanıtlanamaz bir iddia olduğunu ısrarla belirtmek istiyorum. Bu söyledikleri Mushaf için doğrudur. Fakat Kur'an için asla doğru değildir. Ve Kur'an, bu bir hadisçi olarak söylüyorum bunu, asla sahih olarak kabul edilemeyecek olan Kur'an 7 harf üzerine inmiştir rivayetinden hareketle böyle bir iddiada bulunmak son derece tutarsızdır. Çünkü tarihi realite olarak Hazreti Peygamber'in vahyi yazdırdığını biliyoruz, vahiy katiplerini biliyoruz, yazanları biliyoruz. Bunun nasıl toplandığını, cem edildiğini biliyoruz Kur'an tarihi açısından. Ve elimizde hiçbir malzeme Hazreti Peygamber'in bana Kur'an 7 lehçe ya da lehçe deniyor, o da ayrı bir tartışma konusu, girmek istemiyorum. 7 harf üzerinden inmiştir. İşte ya Ali gel sen şu lehçeden yaz, ya Huzeyfe sen şu lehçeden yaz, ya Zeyd sen de şuradan yaz, ya İbni Mesud sen de bundan yaz, ayrı ayrı bu lehçeleri yazın, kaybolmasın, bana böyle indi vesaire şeklinde bir tasavvurun bile gülünç olduğunu, tarihi realiteyle asla bağdaşmadığını belirtmek istiyorum. Bu uyduruk rivayetin hiç aslı faslı olmayan, daha sonra Mushaf'taki problemlerin çözümüne yönelik geliştirilmiş ülemanın tavrının hadisleşmesinden ibaret olan bu rivayet üzerinden hareket ederek vahyin Allah tarafından zaten çok anlamlı inmiş olduğunu ve Hazreti Peygamber'in de çok anlamlı tebliğde bulunduğunu söylemekle vahyin muhataplarına hiçbir şey söylemediğini söylemek arasında hiçbir fark olamaz. Bu nedenle şiddetle böyle bir yaklaşımı reddediyorum ve Kur'an'ın Asr-ı Saadet'teki indirildiğindeki anlamının tekliğine, yukarıda beyan etmeye çalıştığım anlamı ortaya çıkaran unsurlardan da hareket ederek bu anlamın tek olduğunu,
ve bu tek anlamın mushaf üzerinden çok anlamlılığa dönüştüğünü de ayrıca vurgulamak istiyorum. Şimdi buradan hareketle değerli izleyenler, mushaf ikinci maddede neden çok anlamlı olmaya dönüşmüştür? Mushafın çok anlamlı olmasının gerekçesi nedir? Müsaadenizle biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Bu Arap yazısının karakteridir. Arap yazısı metnin çok anlamlı olmasını sağlamıştır. Çünkü hareke yok. Noktalama işaretleri yetersiz ve dolayısıyla Arapça metin olarak yazıldığında ve böylece daha yazının gelişmemiş olduğu bir metin olarak da yazılınca bu durum tabiatı gereği farklı okumaya neden oluyor. Farklı okumaya açık olduğu için her farklı okuma farklı bir anlam ortaya çıkardığı için mushaf tabiatı gereği çok anlamlı olmak zorundadır. Sahihliği tartışmasını bir kenara bırakarak Hazreti Ali'ye nispet edilen söze de değinmek istiyorum. İbni Abbas'ı haricilerle müzakereye gönderirken onlarla Kur'an üzerinden tartışma. Kur'an zülvücuhul maanidir. Çok anlamlıdır. Ya da bir başka rivayette Kur'an sessizdir. Onu insanlar konuşturur şeklindeki ifadesinin şu Kur'an'la ilgili olmayıp mushafla ilgili olduğunu söylersek bunu doğru kabul edebiliriz. Ama orada Kur'an sözcüğünden kastedilenin mushaf olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla mushaf tabiatı gereği yazılı bir metin olarak ve yazının gelişmemiş olması, hareketsiz olması, noktalamanın eksik olması nedeniyle farklı okumalara açık olduğundan farklı anlamlara gelmesinin doğal olduğunu belirterek Kur'an'ın neden tek anlamlı, mushafın neden çok anlamlı olduğunu belirtmek açısından son derece önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi tam da bunun konunun bu noktasında mushafın çok anlamlı, Kur'an'ın tek anlamlı oluşu üzerinden mevzuya baktığımızda şöyle bir hususun daha üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Tahtayı çok fazla yukarı almışım. Müsaadenizle onu az indireyim. Şura görünsün. Değerli izleyenler, mushafın özelliklerini, mushafla Kur'an arasındaki hermeneutik açıdan zorunlu olan ayrışmayı netleştirmek bakımından maddelere devam edelim. Bir, mushaf yazılı bir metindir dedik. İki, Kur'an anlamını oluşturan 5 unsurdan yoksundur. Dolayısıyla çok anlamlılık ortaya çıkmıştır dedik. Üç, mushaf çağdaş anlamda bir metin değildir. Evet. Kur'an çağdaş anlamda bir metin değildir. Mushaf çağdaş anlamda bir metin değildir ne demek? Müsaadenizle bunu açmak istiyorum. Çünkü bu maddelerin hiçbirisinin kapalı kalmaması gerekiyor. Sohbetlerimizin sağlıklı devam edebilmesi ve konunun anlaşılması açısından. Şimdi çağdaş anlamda bir yazılı metinden, çağdaş anlamda bir metinden söz ettiğimizde değerli izleyenler, zorunlu olarak biz A bir yazardan söz ediyoruz. Bir yazar var demektir. Bir yazar var. B bu yazar okurunu dikkate alıyor. Okurun dikkate alındığı bir metin yazıyor. C ortaya bir metin çıkıyor. Ortaya çıkan bu metin değerli izleyenler, yazarın eline kalemi alıp okuyucularını dikkate alarak, okuyucularını düşünerek yazdığı bir metindir. Çağdaş anlamda metin budur. Ki birazdan metnin ne olduğu anlamında yine mushaf üzerinden ayrıca duracağım detaylı bir şekilde zaman el verdiği ölçüde. Ama burada sadece
Mushaf'ın çağdaş anlamda bir metin olmadığını, metin değildir dediğimizde bununla ne kastettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Neden Mushaf çağdaş anlamda şu özellikler bağlamında bir metin değildir? Çünkü Kur'an, Mushaf Allah'ın insanlara yazılı gönderdiği bir vahiy değil. Yani Mushaf Allah'ın yazılı gönderdiği bir metin değil. Daha önceki sohbetlerimi hatırlarsanız şurada vahyi ele aldığımızda Hazreti Peygamber'in vahiy ile ilişkisini dikkate aldığımızda demiştim ki Allahu Teala vahyi Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın duruşunu, sözünü, davranışını, konumunu kapsayacak biçimde indiriyor ve Hazreti Peygamber'in tebliğ sürecini, muhatapları, zamanı, mekanı, yukarıda söylediğim o beş unsuru dikkate alarak vahiy iniyor. Yazılı bir metin olarak inmiyor. Dolayısıyla vahiy Allah tarafından gelen yazılı bir metin değil. Dolayısıyla yazılı bir metin olmadığı için çağdaş anlamda yazılı bir metinde aradığımız unsurları da ihtiva etmiyor. Demek ki üçüncü maddede Mushaf yazılı bir metindir ancak çağdaş anlamda yazılı bir metin değildir diyerek onu üçüncü maddede, ikinci maddede Kur'an'dan ayırt ettiğimiz gibi Mushaf'ı üçüncü maddede çağdaş yazılı bir metinden ayırt ettik. Çünkü bu son derece önemli bir şey. Eğer anlaşıldıysa, şayet anlaşılmış olmasını umuyorum, Mushaf'ın çağdaş anlamda bir metin olmayışının sonucunu yazalım. Bunun sonucu yazalım. Sonuç. Bunu müsaadenizle kırmızıyla yazmak istiyorum. Sonucu yazıyorum. Mushaf çağdaş anlamda bir kitap gibi okunamaz. Evet. Onun için ilerleyen konuşmalarımızda üzerinde duracağım. Onun için Mushaf ne çağdaş bir kitap gibi okunabilir, ne de çağdaş bir kitap gibi tercümesi yapılabilir. Mushaf'ın niye tercüme edilemediği, meallerin neden anlaşılamadığı, meallerin neden insanı rahatsız ettiği, neden okuyanların sıkıldığı, bıktığı, efendim, hatta güncel olarak, yaygın olarak ifade ediliyor. Maal okudum, Kur'an'a olan inancımı kaybettim esprileri yapılıyor ya, neden böyle bir durumda karşılaşmış olduğumuzu bu üçüncü maddenin netleştirdiğini umut ediyorum. Çünkü Mushaf çağdaş anlamda bir metin değil ki onu çağdaş anlamda bir kitap metni okuyor gibi okuyalım ve anlamayı bekleyelim. Peki ne yapacağız diye belki içinizden geçiyordur. İşte bu sorularınızın cevabı olsun diye bu sohbetleri yapıyorum ve önümüzdeki haftalarda bunların örnekler üzerinden, Mushaf okuma örnekleri üzerinden inşallah cevabını alacağınızı da umut ediyorum. Şimdi tahtamızı biraz yukarıya kaldırabileceğimizi umut ediyorum ve şöyle biraz kaldıralım. Üçüncü madde Mushaf çağdaş anlamda bir metin değildir dedim. Bunun sonucu olarak da Mushaf'ın çağdaş bir metin gibi okunmaması gerektiğinin altını çizdim. Dördüncü önemli bir maddemiz var. Bu dördüncü önemli maddemizde değerli izleyenler, Mushaf Kur'an'ın tahtayı indirmek zorundayım. Beni hoş görün lütfen. Kur'an'ın şu süreçte vahyin pasajlar halinde peyderpey yüzlerce ayrı pasajlar halinde indirilmiş olduğu pasajı her biri ayrı bir pasaj. Bu pasajları da indiği süreç kronolojik olarak tarihi süreç
gözetilmeksizin, dikkate alınmadan oluşturulmuş bir metindir Musaf. Şimdi bunu madde olarak yazmak istiyorum. Çünkü akılda tutulması gereken ve konuşacağımız mevzuların netleşmesi ve anlaşılması açısından son derece önem arz eden hususlar bunlar. Musaf vahyin nüzul kronolojisi dikkate alınmadan toplanmış bir efendim kitaptır. Değerli izleyenler, bu son derece önemli bir madde. Mesela ilk inen ayetleri hemen hepimiz biliriz, her Müslüman bilir. Oku ile başlayan Alak suresinin ilk ayetleri. Önümüzdeki sohbetimin birinde bu Alak suresini hermeneutiğin konusu yaparak üzerinde duracağım. Dolayısıyla böyle bir kitap, kronoloji dikkate alınmadan toplanmış bir kitaptan söz ediyoruz. Peki böyle bir kitapta metinler, yani vahyin yazılı metne dönüştürülmesi bizim karşımıza ne tür bir zorluk çıkarır ve bu zorluğu neden Musaf hermönetiğiyle aşmak zorundayız? Hermönetik neden burada zorunludur? Neden burada devreye girmelidir meselesini ele almak istiyorum zaten bu sohbetlerimde. Bunun için bu maddeleri belirlemem, tespit etmem önem arz ediyor. Çünkü şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela Alak suresinden bahsettim. Alak suresinin 1 ile 5 ayeti ilk inen ayet olarak genel olarak kabul edilir. Geriye kalan diğer 14 ayeti, diğer ayetler, bunlar da daha sonra nazil olmuştur. Ama bugün biz bunları birlikte bir sure olarak okuyoruz. Şimdi karşımızda bulunan Musaf metin olarak sadece kronolojinin dikkate alınmadan toplanmış olduğu bir kitap değil. Beşinci bir maddeyi daha yazmak zorundayız. O da vahiy pasajlarının karıştırıldığı evet, bir metindir Musaf. Şimdi dolayısıyla bu ayetler neden ilk beş ayetin altına konuldu, niye böyle oldu meselesine de biraz değineceğim. Geri kalan vaktimiz daralıyor. Bugüne mahsus biraz vakit sıkıntımızın olduğunu söyledi değerli adaşım Ahmet Bey. Onu dikkate alacağım. Bir 15 dakikamız daha var. 15-20 dakika yakın vaktimiz var. Onu iyi kullanayım. Bütün bunları, bu maddeleri belirlediğimizde bizi izleyenlerin zihinlerinde daha önceden yerleşmiş olan, daha önceden zihinlerimize kazınmış olan bazı ezberlerimizle bunun örtüşmediğini, ya bu hoca nasıl böyle şeyler söylüyor, konuşuyor, Musaf Resulullah tarafından düzenlenmedi mi, tertip edilmedi mi, bu vahyin sureler halinde, surelerin içinde ayetlerin ard arda sıralanması, tertibi ilahi değil mi, tevkifi değil mi, nasıl böyle bir konuşmada bulunuyor hoca diye düşünebilirler izleyenlerimizin içinden bazıları, ya da çoğunluğu böyle düşünebilir, haklıdırlar yerden göğe kadar. Çünkü geleneksel olarak Kur'an tarihi üzerinden ve Kur'an'la ilgili bize öğretilenlerden hareketle böyle düşünmek son derece doğaldır. Ancak altını çizerek ifade edeyim ki değerli izleyenler, bu bilgilerimiz doğru değil. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine indirilen vahyi yazdırmıştır, doğrudur.
Her ne kadar düzenli bir sekreterya olmasa da konuyu Kur'an tarihine bağlamak istemiyorum ama bu konu önemli olduğundan birkaç dakika üzerinde durmam gerekiyor. Çünkü yazmış olduğumuz bu maddeler bazılarımız açısından ezberlerimiz yönüyle sıkıntıya neden olabilir. Yazdırmış olduğu doğrudur. Her ne kadar düzenli bir sekreterya olmasa da bireysel olarak yazanlar da vardır ve onlar da her vahiy yazmış olmasalar da vahiy yazılmıştır. Ancak Hazreti Peygamber'in hayatında vahyin nerelere yazıldığını, nasıl imkanlarla yazıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu yazılan vahiylerin dağınık, birbirinden bağımsız parçalar halinde olduğunu da biliyoruz ve Allah Resulü'nün vefat ettiğinde de bunların toplanmadığını, bir kitap halinde birleştirilmediğini de gayet elimizdeki mevcut rivayetlerden hareketle biliyoruz Kur'an tarihi olarak. Her ne kadar daha sonra Ulumul Kur'an eserlerinde özellikle avama yönelik, bunun altını çiziyorum, avama yönelik ve avamın Kur'an ve Musaf'a olan inançlarına yönelik bir tedbir olsun diye muhtemelen ulema Ulumul Kur'an eserlerinde İşte Hazreti Peygamber'in bunları düzenlediğini, surelerin tertibini yaptığını, işte gelen ayetleri bunu şu surenin şurasına koyun, burasına koyun şeklinde talimatlar verdiği şeklindeki iddiaların hiçbirinin tarihi bir karşılığı da, realitesi de, kıymeti de, sahihliği de, doğruluğu da söz konusu değildir. Bu kadar net söylüyorum çünkü bu konunun üzerine yıllarını vermiş, ömrünün kahir ekseriyetini harcamış bir akademisyen ve bir ilim insanı olarak bunu söylüyorum. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ciddiye alınır bir tarafı da yok. Avam için söylenebilir. Evet, söylenebilir. Ama ilim ehli, ilimle meşgul olan insanlar için bunların hiçbir değerinin olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Bu nedenle Hazreti Ebubekir döneminde yazılı vahiyler kaybolmasın diye toplanmıştır. Daha sonra işte bunlar Hazreti Hafsa'nın evinde korumaya alınmıştır. Hazreti Osman döneminde bunlar işte şimdi bildiğimiz Musaf'a dönüştürülmüştür şeklindeki tarihi bilgilerimiz ve Kur'an tarihiyle ilgili bilgiler ki bunlar üzerinde de çalışmalar hala devam ediyor. Ama benim konum bu olmadığı için bu konuya çok girmek istemiyorum. Fakat bu konuyla ilgili yazdığım makalelerim ve kitaplarım da var. Onları da bu okumanızı ayrıca tavsiye etmeyi de bir had bilmezlik olarak kabul etmezseniz tavsiye ederim. Ben bunları neden bu şekilde ele alıyorum ve niye bunların üzerinde böyle duruyorum? Sebebi şu. Kur'an hermeneutiği olarak yapmayı düşündüğüm bu sohbetlerimde asıl meselenin Kur'an değil Mushaf olduğunu, çünkü anlaşılma sorunu Kur'an'ın sorunu değil Mushaf'ın sorunu olduğu, dolayısıyla da bir anlam ve anlama sanatı olarak hermeneutiğin tam da bize Mushaf'ı anlamak için lazım olacağından hareketle bu sohbetleri yaptığımı, dolayısıyla elimizde bulunan yazılı vahiy metinlerinden oluşan Mushaf'ın çevrilemezliğine, anlaşılmasının zorluğuna ilişkin yaptığım tespitler üzerinden de bunun bir zorunluluk olduğunu, dolayısıyla Kur'an hermeneutiği konuşmalarımızın Kur'an'ın evrenselliği ve tarihselliği bağlamında, özellikle de zekatın günümüzde nasıl anlaşılacağına ilişkin yaptığım son örneğin bizi getirdiği yerdi burası. Bunu konuşmak zorundayız. Çünkü daha önceki yapmış olduğumuz sohbetlerde de üzerinde durdum. Genel olarak söylenilen şey şu. Deniyor ki hocam siz diyorsunuz ki vahyin şu indiği dönemde, yani şu dönemde bir anlam ve anlaşılma sorunu yoktu. Tamam, güzel, yoktu. Ama biz bugün bu Musaf'ı anlayamıyoruz. Bu Musaf bugün bize ne söylüyor? Bu bizim derdimiz mi? Bunu anlamak istiyoruz. Tabii bunu başkaları söylemiyor. Biz de söylüyoruz. Kendimiz için söylüyoruz. Musaf'ı anlayamadığımızı, Musaf'ın bir anlaşılma probleminin olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bunu çözebilmemiz için bir Musaf hermeneutiğinden
ve Musaf'ın nasıl anlaşılacağına ilişkin bir okuma yöntemi geliştirmek zorunda olduğumuzdan söz ediyorum. Şimdi tam da burada bu 5. maddeden vahyin pasajlarının karışık bir biçimde yerleştirildiğinden söz ettikten sonra son bir madde daha yazmayı düşünüyorum. Onun üzerinden devam edeceğim. Yalnız burayı biraz açıklamama izin verin lütfen. Ne demek vahyin pasajlarının karıştırıldığı? Kur'an'ın ikinci suresi olan Bakara, en uzun suremiz. Bakara suresi. En uzun suremiz. Bu surenin yaklaşık Medine'ye hicretten itibaren inmeye başladığını ve vefata kadar, Hazreti Peygamber'in vefata kadar da içindeki pasajların indiğini biliyoruz. Yani 10 yıl boyunca inmiş. Benim tahminim, üzerinde yaptığım çalışmalardan hareketle söylüyorum. 10 yıl boyunca inen Bakara suresi yaklaşık 200'e yakın pasajdan oluştuğunu düşünüyorum. 200'e yakın pasajdan oluşuyor. Bunları da ileride inşallah kitaplaştırmayı düşünüyorum. 200 pasajdan oluşuyor Bakara suresi. Yani 200 farklı vahiden, nüzuldan söz ediyoruz. 200 farklı vahiy nüzulünden söz ediyoruz. Ama bunların hepsinin bir sure olarak alt alta yazıldığını söylüyoruz. 10 yılda inmiş, 200 farklı neden, 200 farklı sebebin üzülden dolayı indirilmiş. Kimisi bu pasajların çok kısa, bir ayetten oluşuyor. Kimisi 10 ayetten, 20 ayetten oluşuyor. Farklı pasajlar halinde inmiş ve bunların tamamı bir surede cem edilerek bir sure altında toplanılmış. Ve niye böyle toplandığını, hangi amaçla bunların toplandığını da birazdan 6. maddede yazacağız. Bilmiyoruz. Ama bugün elimizde Mushaf'ın içinde Bakara bir sure olarak duruyor ve en uzun sure. Peki bu sureyi benim sözün etmeye çalıştığım önümüzdeki bölümlerde ve sohbetlerde önermeye çalışacağım. Benden önce bu konunun çok büyük üstadları öneride bulunmuşlar. Bunun imkanı üzerine kafa yormuşlar, çalışmışlar. Allah kendilerine sağlıklı, hayırlı, uzun ömür versin hayatta olanlarına. Vefat edenlerine de makamı firdevsi nasip etsin. Bu sureyi hermenötik bir okuma yapmadan anlamak imkansızdır. Sade bu sureyi değil. Dolayısıyla vahiy pasajlarının karışmış olduğuna ilişkin burayı açmak istiyorum. Birincisi, küçük sureler, çok küçük sureler, bunlar net. İndiği gibi tek pasaj olarak inmiş bir pasaj. O pasajda Mushaf'ta yer alıyor. Mesela İhlas suresi gibi. Bunlar da orada yer alıyor zaten. Burada bir sorun yok. Sorun orta ve uzun ölçekli surelerde. Evet. Bunlarda çok büyük bir problem var. Bunların anlaşılması için hermeneutik dediğimiz anlamayla bu metinlerin okunmasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ve yapacağımız sohbetlerin sonunda bu konuda bana hak vereceğinizi de umut ediyorum. Peki 6. bir maddeyi şuraya yazalım. 6. Bu da kırmızıyla olsun. 6. madde. Mushaf tertibi ile ilgili, yani sahabenin Mushaf'ın tertibi ile ilgili, neden başa Fatiha'yı koydular? Bakara diye upuzun bir sureyi nasıl tertip ettiler? Buna kim nasıl karar verdi? Arkasından Ali İmran, Nisa nasıl geldi? Nasıl onları öyle yaptılar? Bunlara ilişkin bir yöntem, metot bilgisine sahip değiliz maalesef.
bilgisi yok. Sahabeden bu konuda bize intikal etmiş. Şu gerekçeyle yaptık diye bir tertip ve tasnif metodundan söz edilemez. Ha, Ulumul Kur'an kaynaklarında bununla ilgili bana rivayetleri okuyabilirsiniz. Şöyle bilgi var, şöyle efendim rivayet var hocam diye. Fakat ben bunların tarihi bir realitesi olmadığı kanaatinde olduğum için hiçbirini dikkate ve itibara almıyorum. Dolayısıyla böyle bir metot yok. Böyle bir metottan söz edemeyiz. Bir metot olduğunu söylemek çok zordur. Dolayısıyla mushaf tertibi ile ilgili herhangi bir metodu bilmiyoruz. Neden böyle bir düzenleme yapıldığını, niye böyle bir tertipte bulunulduğunu bilmiyoruz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu meyanda 6. maddenin içinde ele alabileceğimiz işte Hazreti Ali'nin mushafı, İbni Mesud'un mushafı, efendim Hazreti Ayşe'nin mushafı şeklinde mushafların olduğuna dair de elimizde rivayetler var. Ben bunların da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bunların hiçbirisi daha sonraki nesillere yani tabi'in nesillerine intikal etmemiş bunlar. Bunlar sadece rivayetler ve söylentiden ibaret. Yani Şia'nın bile elinde Hazreti Ali'nin nüshası, mushafı budur kardeşim. Ey Sünniler siz nereden bahsediyorsunuz diye Şia'nın bile elinde bir Hazreti Ali mushafı yok. Olsaydı Ehl-i Beyt üzerinden, evladı Resul üzerinden, Hazreti Hasan, Hüseyin ve onun torunları, çocukları üzerinden en azından Hazreti Ali'nin mushafı korunmalıydı. Bir Hazreti Ali mushafı, İbni Mesud mushafı, Hazreti Ayşe mushafından söz ediliyor. Bunlarda işte şu sure şöyleydi, bu böyleydi şeklinde rivayetler var. Ama bunların bir tarihi inandırıcılığı yok. Çünkü hiçbiri mi bunların, bu mübarek mushafların, hiç mi birisi efendim şeye tabi'in nesillerine intikal etmedi? Ha bunlar işte Hazreti Osman döneminde efendim şey olunca, mushaf yazılınca diğerleri topladıldı, yakıldı deniyor. Bunlar yakılanların içinde bu mushaflar yok. Bunlar bir kere Hazreti Ali'de, İbni Mesud'da onlar yapılan Hazreti Osman döneminde yapılan mushaflaştırma hareketine karşı oldukları için ve Hazreti Zeyd İbni Sabit'in başkanlığındaki yürütülen bu faaliyete sıcak bakmadıklarından dolayı onların bu mushaflarını yaktıracaklarına ve buna izin vereceklerine asla inanmıyorum. Öyle bir şey olmuş olsaydı. Bunun da çok inandırıcı olmadığını düşünüyorum. Peki neden böyle söylüyorum? Çünkü mushaf tertibi ile ilgili söylenenlerin bugünkü mushafı anlamamıza yardımcı olmaktan ziyade engel olduğu kanaatinde olduğum için bunları söylüyorum. Ve bunların da örneklerini önümüzdeki inşallah yapacağımız sohbetlerde vererek bu konuda haklı mıyım değil miyim bunun yargısını ve kararını siz tabii ki değerli izleyenlerime bırakacağım. Demek ki böyle bir yöntemimiz, bir metodumuz olmadığına göre ve mushaf da bugün elimizde bu şekilde tertip edilmiş olduğuna göre bizim bu mevcut mushafı bir biçimde doğru anlamanın, bir biçimde bu mushafı muradı ilahiye uygun bir biçimde anlayabilmenin imkanlarını keşfetmemiz gerekiyor. Bunun yolunda mushaf hermönetiğinden geçtiğini ve dolayısıyla hermönetik yöntemin mevcut mushafı anlamada başvurmamız gereken önemli bir yöntem olduğunu söylemeye çalışıyorum. Her ne kadar sohbetimin başında hermeneutik ekollerden söz ederken yöntem karşıtlığından da ayrıca söz etmiş olsam da bunu benim bir mushaf hermeneutiği özelinde yöntemleştirebileceğimize inanıyorum ve bu meyanda da yaklaşık 20 yıldır yapmış olduğum çalışmalarımın makaleler halinde bir kısım kitap bölümleri halinde yayınladığımdan da söz ettim. Vaktimizin çok daraldığının farkındayım ama son kısaca bir 3-5 dakika içerisinde mushafın anlaşılması bağlamında ve onun çok anlamlılığı bağlamında geleneğimizden
ve geleneğimizdeki özellikle tefsir ve ulumul Kur'an çalışmalarında bu konunun neden göz ardı edilmiş olacağından da kısaca bahsederek konuyu orada bırakıp haftaya inşallah kaldığımız yerden ele alıp konuşmaya başlayacağım, bıraktığım yerden inşallah. Birincisi, özellikle ulumul Kur'an üzerinden Mus'haf'a mevcut haline bir kutsallık atfedilmiş. Yani bu mevcut haliyle Mus'haf'ın levh-i mahfuzda, kelam-ı ilahide, ezeli kelamda böyle olduğunu, böyle yazılı olduğunu vesaire şeklinde bir kutsallık atfedildiği için bu konu üzerine bizim ülemamız bunu efendim göz ardı etmiştir diye düşünüyorum. İkincisi, Mus'haf'taki bu çok anlamlılığı ve anlaşılma problemini 7 harf kıraat farklılıkları, kıraat-ı aşere, aşere değil çok var da, kıraat-ı aşere formülüyle aşmaya çalışmışlar. Ve demişler ki zaten Kur'an 7 harfte nazil olmuştur, çok anlamlıdır. Dolayısıyla farklı anlaşılması doğaldır diye ona bir meşruiyet bulmaya çalışılmış. Daha da önemlisi, Mus'haf'ın çok anlamlı oluşu Allah kelamı olduğu için Allah'ın kelamının da anlamları sonsuz olacağı için anlamın sonsuzluğu formülü bulunmuş. Özellikle Sufi hermenötikte, önümüzdeki hafta bahsedeceğim. Özellikle Sufi hermenötikte anlamın sonsuzluğu, Kur'an'ın anlamının tüketilemeyeceği, Kur'an'ın anlamının bitmeyeceği, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yine de Allah'ın kelamının anlamının sonlanamayacağı keşfiyle Mus'haf'ın çok anlamlılığı ayrıca sadece meşrulaştırılmamış, daha gizemli hale gelmiş ve herkes her şeyi Kur'an'da ve onun gizemli anlamlarında ve onun sonsuz anlam deryasında bulmaya çalışmış ve buna kalkışmışlar. Ve dolayısıyla Mus'haf'ın çok anlamlılığı Mus'haf'ın çok anlamlılığı aşılması gereken bir problem değil, hikmet aranması gereken bir durum olarak görülmüş. Böyle olunca değerli izleyenler, Mus'haf'ın sureleri arasında Ulumul Kur'an'a ilişkin tefsir kaynaklarımızı okuduğunuzda aranan hikmetler, ayetler arasındaki ilişkiye dair aranan hikmetler, bütün bunlar Mus'haf'ın mevcut probleminin görülmesini gölgelediğini ve perdelediğini düşünüyorum. Ama artık çağdaş dünyadayız. Kur'an mesajını indiği dönemde verdiği gibi bize de vermesini bekliyoruz, istiyoruz. Bize de verebilmesi için Mus'haf'ın tercümesinin okuyucunun eline verildiğinde okuyucu onu anlayıp hayran kalıp etkilenmesini bekliyoruz. Ama bu mevcut haliyle kim yaparsa yapsın yapılan meallerin bu problemi çözemediğini, aşamadığını gördüğümüz için İslami ilimlerde anlama problemi diye başladığımız bu konuşmalar serisine Mus'haf hermönetiği ile devam edeceğiz ve önümüzdeki inşallah hafta bu kaldığım yerden Mus'haf'ın çok anlamlılığının aşılması için Mus'haf hermönetiğinin bize ne imkanlar sağlayacağını ve nasıl sağlayacağını el almak üzere burada sözlerime son veriyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun değerli izleyenler.